Bugün sizlere YouTube'da bir kanalın nasıl gelişeceğini ve gelişmeyeceğini 10 adımda anlatacağım. Videoda harika detaylar var, adım adım gideceğiz. Birinci adımımız doğru kategori. İkinci adımımız doğru kanal açıklaması. Üçüncü adımımız oynatma listeleri. Dördüncü adım etiketler. Beşinci adım doğru küçük resim. Altıncı adım spam. Yedinci adımımız anahtar kelime kullanımı. Sekizinci adım trend takibi. Dokuzuncu adım video uzunlukları. Onuncu adımımız YouTube kurallarına uyma. Videomuza geçmeden önce ise bir duyurum var. 25 Şubat'ta toplamda 50 kişi kapasiteli ve 4 saat sizlerle bir araya gelip YouTube eğitimi vereceğim çok uygun bir eğitim planladım. Eğitim canlı olacak. Bir YouTube kanal kanalı nasıl optimize edilir? Nasıl kanalıma sponsor çekerim? Doğru reklam yerleştirme. Başlık, açıklama, etiket, hashtag eğitimi. Viral anahtar kelimeler nasıl bulunur? Nasıl daha fazla izlenme alırım? Abonelerimi nasıl arttırırım? Önerilen videolardan ve YouTube aramalarından izlenme arttırma. Yurt dışı izlenme arttırma. Doğru küçük resim oluşturma. Analitik verilerini okuma ve daha fazla aklınıza alacak bilgiyle siz de tam donanımlı şekilde YouTube kanalınızı sıfırdan oluşturabileceksiniz. Detaylar açıklamadaki Telegram kanalı Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Evet şimdi birinci adımımıza geçiyoruz arkadaşlar. Doğru kanal kategorisi. Bir kanal açtınız, isminiz tamam. Herkese açık kullanıcı adınız tamam. Tüm ayarlamalarınızı yaptınız ama bir yerde bir hata yaptınız. O da nedir? Hemen burada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Ayarlar kısmına girdiğinizde 3. sırada yükleme varsayılanlarını göreceksiniz. Burada ise hemen üstte gelişmiş ayarlar var. Bir altında ise kategori yazıyor arkadaşlar. İşte tam olarak burası sizin kanal kanalınızın YouTube tarafından tanınmasını sağlayan bölüm. Yani siz kanalda ne içerik üretiyorsunuz? Örneğin arabalar ve taşıtlar konulu videolar üretiyorsanız tabii ki de birinci sıradakini seçeceksiniz. Ancak bazı arkadaşlarda maalesef ki kategorinin altında yok yazıyor ya da oyun videoları üretirken bu kategoriyi eğitim yapıyor. YouTube'da tabii ki bu kanal kategorinizi tanıyamadığı için ya da videolarınızla kategoriniz birbiriyle çeliştiği için sizlere sorun yaratan Atabiliyor. Bu birinci adımımızda arkadaşlar. Ne yapacağız? Film ve animasyon videoları üretiyorsak tabii ki buradan film ve animasyon kategorisini seçeceğiz. Yani daha fazla kazanacağım diye oyun videoları üretirken eğitim kategorisini seçmeyeceğiz arkadaşlar. Bu birinci adımımızdı. Şimdi önemli adımlardan biri olan ikinciye geçiyoruz. Doğru kanal açıklaması arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşların kanalının hakkında kısmına bakıyorum. Bu arada burası kanal açıklamasıdır arkadaşlar. Örneğin bir oyun kategorisi buraya sadece oyun yazıp bırakıyor ya da burayı sadece bağlantılarla, etiketlerle, hashtag'lerle doldurup bırakıyor. Aslında kanalımızın hakkında kısmı, yani kanal açıklaması kısmı kanalımızın algoritma tarafından tanınmasını sağlayan, bizim bulunmamızı, önerilmemizi, öne çıkmamızı sağlayan en önemli bölümlerden biridir. Dolayısıyla buranın özellikle ilk 120 karakterini kanalımızla alakalı, abartı Anahtar kelimelerle dolduracağız arkadaşlar. YouTube stüdyoya girdim. Buradan özelleştirmeye ve temel bilgilere girdim. Bakın buradan kanal açıklamasını düzenleyebiliyorsunuz. Burada 1000 karakter sınırı var. Yani 1000 karakter sınırı var diye 1000 karakterinde tümünü anahtar kelimelerle doldurmayın. Bu sefer spama girersiniz arkadaşlar. Bazılarında görüyorum. Burada hiçbir açıklama yok. Sadece ve sadece 1000 karakterlik anahtar kelime giriyorlar. Bu hem YouTube'un kurallarına, topluluk kurallarına hem de algoritmaya ters bir durum arkadaşlar. Bu yüzden ne yapacağız? Çok abartmadan 5, 6, 7 anahtar kelimeyle bu ilk 120 karakteri süsleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrası da tabii ki önemli. Yaptığınız tüm işleri burada anlatabilirsiniz ve burada biraz daha gelişeceğim diye sizden daha büyük rakip kanalların ismini kullanmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi geçelim 3. adımımıza. Tüm adımlar birbirini takip ediyor. Hiçbirini atlamayın arkadaşlar. Bunlar sizlerin kanalını geliştirmesi için önemli detaylar, sırlar. Üçüncü sırada oynatma listeleri var arkadaşlar. Evet, kanalınızda oynatma listeleri olabilir. Konularınıza bağlı olarak kategori kategori ayırmış olabilirsiniz. Ancak oynatma listelerinin açıklama kısmı birçoğunuzda boş. Biliyorum. Neden buraya açıklama giriyoruz arkadaşlar? Çünkü bazen aramalarda karşınıza çıkan oynatma listelerini görürsünüz. İşte bu karşınıza çıkan oynatma listeleri buradaki anahtar kelimeler sayesinde karşınıza çıkıyor. Yani ne yapacaksınız? Yine çok abartmadan bu oynatma listenizde izleyicilere ne sunuyorsanız hem başlığında hem de açıklama kısmında anahtar kelime kullanacaksınız. Burada 5000 karakter sınırı var arkadaşlar. Abartmadan yine 2 3 anahtar kelimeyle bu açıklama kısmını doldurabilirsiniz. Yine 5000 karakterin 5000 karakterini de anahtar kelimeyle doldurmayacağız ya da hashtagler kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar YouTube'da doğru bilinen yanlışlardır. Lütfen daha fazla izlenmek için, daha fazla abone ve öne çıkmak için oynatma listelerinin ayrıntılarına da dikkat edeceğiz. Şimdi geçiyoruz dördüncü adımımıza. Dördüncü adımımız neydi? Doğru etiket kullanımı ve yanlış etiket kullanımı. Arkadaşlar video etiketi bölümünü biliyorsunuz. Başlık ve açıklama kısmında kullandığınız bu hashtaglerden bahsetmiyorum. Bunun ismi hashtag. Benim anlattığımın ismi ise etiketler arkadaşlar. Video etiketleri. Yine burada bazı yanlışlar görüyorum. Biliyorsunuz viday sayesinde diğer kanalların meta verilerini görebiliyorsunuz. Şimdi kanal sahiplerinin birçoğu ne yapıyor biliyor musunuz? Örneğin YouTube eğitimi veriyor diyelim. Buraya bu şekil YouTube yazıyor boşluk bırakıyor eğitim yazıyor boşluk bırakıyor video yazıyor böyle böyle teker teker kelimelerle devam ediyor etiketler bölümünün kullanıcıların bizi bulması için başlık ve açıklama kısmındaki etkiden daha az etkiye sahip olduğunu biliyoruz peki neden buraya özeniyoruz bakın katkısı yoktur demiyor çok azdır diyor arkadaşlar bu yüzden YouTube'daki bu nimetten yararlanmamız gerekiyor arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsanız VidIQ'nun buradaki önerilerini kullanın bu şekilde izlenme alamazsınız. Hatta sizden daha büyük kanallara basamak olursunuz arkadaşlar. Düşünsenize YouTube etiketiyle sizden daha fazla aboneyle, sizden daha fazla etkileşim çeken bir kanalın video yayınladığını. Bu yüzden ne yapacağız? Video etiketlerimizde bazen benzersiz etiketler, bazen de aranma hacmi yüksek etiketler kullanacağız. Bunları VidIQ eğitimimizde de diğer videolarımızda da göstermiştik arkadaşlar. Buradan da yararlanamıyorsanız buradaki YouTube aramalarına örneğin kripto para eğitimi veriyorsanız kripto yazdığınızda konunuzla ilgili kullanabileceğiniz en çok aranan anahtar kelimeler çıkıyor. Buradaki anahtar kelimeleri de video etiketler bölümünde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine özel isimleri kullanmayacağız. Örneğin kripto analiz ya da kripto para, kripto para eğitimi, kripto para kazanma gibi etiketleri kullanabiliriz. Ancak buradaki Kemal Ramço gibi etiketleri kullanamayız arkadaşlar. Kullanırsak rakiplerimize basamak olmuş oluruz. Etiketler bölümünde anlaştıysak diğer konuya geçelim. Doğru küçük resim, yanlış küçük resim. Arkadaşlar YouTube ana sayfasında gezinirken büyük bir bölümünüz öncelikle video izlemeye küçük resimden karar veriyor. Dolayısıyla bu ne demek oluyor arkadaşlar? Video küçük resimlerimiz ilk intibayı oluşturuyor. Kullanıcıların büyük bir bölümü öncelikle küçük resimlerden o videoyu izlemeye karar verip ardından video başlığını okuyor birkaç saniye içinde o videoyu izleyip izlemeyeceğine karar veriyor. Eğer küçük resim yapmayı bilmiyorsanız Canva'da küçük resim şablonlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak olduğu gibi kullanmayın, değiştirerek kullanın. Zamanla gelişeceksiniz. Rakiplerinizi, örnek kanallarınızı araştırarak onlardan esinlenerek ilham alarak küçük resimler hazırlayabilir bilirsiniz. Yeter ki bir şeyler yapmaya karar verin arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçelim. Diğer bölümde spam olayını anlatacağız. Arkadaşlar bugün birçok şeyi spam kategorisinde değerlendirdim. Şimdi nedir spam? Sizin bir kanalınız var ancak başka bir kanalın yorumlarına gelip bu şekilde geri takip var. GT gibi kelimeler yazıyorsunuz. Şimdi bu bir spam'dır arkadaşlar. Eğer YouTube tarafından tespit edilirse sorun yaşarsınız. Bunu da belki ilk kez duydunuz. Diğer bir spam olayı da nedir arkadaşlar? Bugün dedim ya birçoğu şeyi spam kategorisinde değerlendireceğim. Bazı arkadaşlar başlıklarda böyle 8-10 tane garip garip etiketler kullanıyorlar. Ne video başlığı var, ne video etiketi var, hiçbir şey yok. Konusuyla alakasız, alakalı böyle 10-15 tane etiket kullanıyorlar arkadaşlar. Başlıkta böyle bir saçmalığı zaten yapamazsınız. Açıklama kısmında da en fazla 2-3 adet hashtag kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. 3'ten fazlasını zaten dikkate almıyor. Alsa dahi bunu spam kategorisinde değerlendiriyor. Dolayısıyla başlıklarımız açıklamalarımızda spam yapmayacağız arkadaşlar aynı şekilde açıklama kısmının tümünü etiketlerle anahtar kelimelerle doldurmakta spam kategorisine giriyor dikkat edin YouTube video meta verilerinizi takip ediyor arkadaşlar şimdi diğer konumuza gelelim aşırı anahtar kelime dedik aşırı anahtar kelimesini videonun en başında anlatmıştım arkadaşlar ancak yine değiniyorum alakasız anahtar kelimelerle açıklamalarınızı doldurmayın başlıklarınızı doldurmayın. Başlıklarımızda 1-2 adet anahtar kelime bulundursak yeterli. Yüksek hacimli anahtar kelimeler her zaman tercih sebebidir. Aynı şekilde açıklama kısmında da 3-4 anahtar kelimeyle güzel izlenmeler, önerilmeler alabilirsiniz. Aşırı anahtar kelime kullanımından kaçının arkadaşlar. Ve gelelim trend takibine. Arkadaşlar trend takibini nasıl yaparız? En basit haliyle. Buraya gelirsin. Google Trends yazarsın arkadaş. Ara arama kısmındaki ilk sonuca tıklarsın ve buradan keşfete girersin. Keşfete girdikten sonra örneğin senin kanalın bir kripto kanalı diyelim. Buraya ne yazarsın? Kripto para yazarsın. Ardından alt kısımdan eğer kanalın Türkçe ise Türkiye'yi seçersin. Yabancı bir kanalsa ona göre seçersin. Ardından buradan son trendleri takip etmek istiyorsan son 7 günü ya da son 30 günü seçmen gerekiyor. Ben şu anda son 7 gün yapacağım. Tüm kategoriler bölümüne dokunmuyorum. Dileyenler burayı eğer varsa finans yapabilirler ki var. Bu şekilde yapabilirler. Buradaki bölümü ise Google web arama değil, YouTube arama yapacağız arkadaşlar. Ardından aşağıda yanında büyük çıkış yazanları yeni videomuzun konusu olarak belirleyebiliriz. Bakın bu taktiği herkes vermez. Birçoğu sizin onlara rakip olmanızı istemez. Ancak web ustası bunları tek tek açıklayacak arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer adımımıza. Diğer adımımız neydi? Gereksiz uzun video. Arkadaşlar arkadaşlar bunu neredeyse her videomda açıklıyor. Evet kanalınız uzun videoları destekleyen bir kanal olabilir. Dolu dolu uzun videolar yapıyor olabilirsiniz. Ancak konunuz eğer bir iki dakikalık bir konuysa. Bunu 10 dakikaya yaymaya çalışmayın. İzleyiciler sizler sohbet etmeye gelmiyor. Daha fazla para kazanacağım diye reklamları manuel yerleştirebileceğim diye izleyiciyi baymaya hakkınız yok. Zaten bu tür videolarda ilk 30-40 saniye bilemediniz bir dakika içinde izleyici videoyu terk ediyor. Böylelikle hem önerilme durumunuz, arama sonuçlarınız yani genel olarak izlenmenizi etkileyen bir durum haline geliyor. Şimdi geçelim sıradakine. Telif ve topluluk kuralları ihtarları. Şimdi bu nasıl kanalımı etkiliyor diyebilirsiniz. Size bunu bir örnekle açıklayacağım. Ben düzenli giden, düzenli video atan bir kanalım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Benim videolarımı kopyalayan, birebir eşleşen videolar görüyorsunuz bunu. Istedi. Arkadaş bir kanal açmış. Gördüğünüz gibi burada kanal ismi de yazıyor. Kanala benim videolarımı yüklemiş. E aynı video. Videolara baktığınız zaman meta veriler de aynı. Peki neden izlenmiyor? Çünkü neden arkadaşlar? Her videonun bir kimliği var. Yani YouTube sizin videolarınızın tümünü sisteminde etiketliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir videonun diğeriyle eşleşmesi sonucunda sonradan atılan, kopyalanan video hele ki telif atıldığında Yavaş yavaş izleniyorsa dahi düşmeye başlıyor. Bu tür yanlışlara düşmeyin. Topluluk kuralları ihlallerinde de ısrarda bulunmayın arkadaşlar. Hele hele ihtar durumuna düşmeyin. Yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri YouTube size makalelerinde açıklıyor. Google'a YouTube topluluk kuralları yazdığınızda karşınıza çıkan sonuç size topluluk kurallarını anlatacaktır. Bugün sizlere 10 adımda küçük kanalların yaptığı hataları ve doğrularını göster Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.